Merhabalar. Maddenin ısı ile etkileşimi, madde ve ısı hal değişimi konusuyla yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar hayatımızın hemen hemen bütün alanında maddenin farklı halleriyle karşılaşmaktayız. Özellikle suyun, buz, su ve su buharı haliyle çok karşılaşmaktayız. Aynı maddenin farklı haller arasında geçişler olması için ısı miktarında değişme olmalıdır. Yani ya ısı almalıdır veya ısı vermelidir. Katı bir madde ısı alırsa erir arkadaşlar. Buna erime denir. Sıvı bir madde ısı alırsa buharlaşır. Buna buharlaşma denir. Aynı şekilde gaz madde ısı kaybederse yoğunlaşır. Yani yoğuşur sıvı hale geçer. Mesela bulutların yağmur olması bir yoğuşma olayını örnektir. Sıvı bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesine ise donma denir arkadaşlar. Örneğin suyun donması. Erime olayıyla devam edelim. Bir maddenin ısı alarak katı halden sıvı hale geçmesine erime denir. Örneğin yaz aylarında aldığımız dondurma bir süre sonra erimeye başlar. Sıcak günlerde içtiğimiz limonata içerisine attığımız buz bir süre sonra erir. Demir, altın, bakır, alüminyum, gümüş gibi maddeler işlenmeden önce eritilerek sıvı hale getirirler. Sonra da kalıplara dökerek şekil verilirler arkadaşlar. Dolma olayına geçelim. Bir maddenin ısı vererek sıvı halden katı hale geçmesine dolma denir. Kışın etrafımızda bulunan suların ısı kaybederek donduklarını gözlemleriz. Örneğin göl yüzeyleri buz tutar. Çatılardan buzlar sarkar. Yollardaki sular donarak taşların kaymasına sebep, taşıtların kaymasına sebep olur. Donan madde ısı verdiğinde çevresindeki maddeler ısınır. Bu sebeple kar yağarken biraz ısınırız arkadaşlar. Erime ve donma olayları birbirinin tersidir. Bu önemli bir not arkadaşlar. Erime ve donma birbirinin tersidir. Aşağıdaki cümleleri erime, donma kelimelerini uygun ekler getirerek tamamlayalım. Kışın göl suları donar. Yazın aldığımız dondurma bir süre sonra erir. Gazoz içine atılan buz erir. Isınan mum erir. Buzluğa konulan su donar. Tavaya konulan tereyağı erir. Isı kaybeden su donar arkadaşlar. Buharlaşma ve yoğuşma ile devam edelim. Buharlaşma da yoğuşmanın tam tersidir arkadaşlar. Bir maddenin ısı alarak sıvı halden gaz hale geçmesine buharlaşma denir. Örneğin çaydanlıkta şurada gördüğünüz gibi çaydanlıkta su kaynatılırsa su buharının oluştuğunu gözlemleriz. Islak çamaşırlar ipleri asıldığında bir süre sonra ne olur arkadaşlar kururlar. Bu kuruma nedir arkadaşlar? Çamaşırlardaki suyun buharlaşmasıdır. Yazları akarsu, yazları akarsu ve gözle, göl sularında azalma gözlenir. Bunun da nedeni buharlaşmadır. Bütün bu olayların sebebi buharlaşmadır. Buharlaşma hızı sıvı yüzeyi arttıkça hızlanır arkadaşlar. Bu yüzden çamaşırlar serilerek kurutulur. Yani şurada bakın en geniş bir şekilde serilip kurutulur. Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı artar. Yazın göl suları buharlaşma hızlandığı için azalır. Çamaşırlar kışa göre yazın daha erken kurur. Arkadaşlar kışın da kurur ama yazın daha hızlı kurur. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. Hava ile temas yüzeyi sıcaklık arttıkça buharlaşma artar. Arkadaşlar buharlaşmanın tam tersi de yoğuşmadır. Yani gaz maddenin ısı kaybederek sıvı hale geçmesine ne diyoruz? Yoğuşma. Diğer bir ismiyle yoğunlaşma diyoruz arkadaşlar. Mesela bulutların Yağmur haline gelmesi yani su haline gelmesi yoğunlaşmaya örnektir. Arkadaşlar şurada bir buharlaşma örneği görüyorsunuz. Burada bu beher glastaki su ne yapıyor arkadaşlar? Isı alıyor. Yine bir maddenin bozunarak başka tür maddeleri dönüşmesi için yapısındaki ısı miktarının değişmesi gerekir. Yani bu maddenin sıvı halden gaz haline geçmesi için bu maddeye ne verilmesi lazım? Isı verilmesi gerekir. Sıcaklıkları farklı maddeler arasında alınıp verilen enerjiye ısı enerjisi denir arkadaşlar. Sıcaklıkları farklı olan maddeler birbirine dokunduğunda şuradaki gibi sıcak olandan soğuk olana ısı enerjisi akışı olur. Bu çok önemli arkadaşlar. Isı sıcaktan soğuğa doğru akar. Bu olaya ısı alışverişi denir arkadaşlar. Bu da önemli. Maddeler arasında ısı alışverişi olabilmesi için maddenin tanecikleri hızlı hızları yani sıcaklıkları farklı olmalıdır. Arkadaşlar aynı sıcaklık arasında ısı alışverişi olmaz. Sıcaklıkları farklı iki madde dokundurulursa temas eden bölgede tanecikler çarpışır. Bu çarpışma ısı aktarımını sağlar. Isınınıp alıp verilmesi ısı aktarımıyla mümkündür. Yine arkadaşlar çelik bir çaydanlıkta kaynamakta olan suya <laughs> elimizi sokamayız. Çünkü suyun sıcaklığı elimizin çay, bir çelik bir çaydanlıkta kaynamakta olan suya elimizi sokamayız. Çünkü suyun sıcaklığı elimizin dayanabileceğinden çok fazladır. Arkadaşlar buzluktan çıkardığımız buzu uzun süre elimizde tutmakta zorlanırız. Çünkü buz çok soğuktur. Ancak musluk suyu ile ellerimizi yıkarken hiç zorluk çekmeyiz. Çünkü musluk suyu elimizin sıcaklığı ile yakın bir sıcaklıkta olduğundan bize bir rahatsızlık vermez. Su ılıktır arkadaşlar. Fırından yeni çıkmış bir ekmeği elimize aldığımızda sıcak olduğunu hissederiz. Duyorganlarımız organlarımız maddelerin sıcaklıkları hakkında bir fikir verebilir. Ancak bu organlarımızda yaptığımız ölçümler doğru sonuç vermez. O halde biz bir maddenin sıcaklığını ölçebilmemiz için arkadaşlar bir ölçü aletine ihtiyacımız vardır. İşte günlük hayatımızda sırasında maddeleri sıcak ya da soğuk şeklinde sınıflandırırken daha çok kendi ölçülerimizi göz önüne alırız. Ancak maddelerin sıcaklıklarını ölçmek için tasarlanmış aletler vardır. Sıcaklık ölçmeye yarayan aletlere termometre adı verilir arkadaşlar. Burada birinci termometrede sıcaklık değeri 20, ikinci termometrede sıcaklık değeri ise 60'ı göstermektedir. Sıvı seviyesi bize sıcaklık değerini verir arkadaşlar. Günlük yaşamda kullandığımız sıcaklık birimi Celsius derece veya santigrat derece olup derece veya derece Celsius sadece diye okunur arkadaşlar. Burada ki 20 derece Celsius veya 20 derece diye okunur. Burada ise 60 derece Celsius veya 60 derece diye okunur arkadaşlar. Örnek yapalım. Aşağıdaki termometrelerin gösterdiği değerlere göre en soğuk il hangisidir? Bakıyoruz arkadaşlar. Buradaki sıvı seviyesine, buradakine, buradakine, buradakine. Sıvı seviyesi en az olan en soğuktur arkadaşlar. Yani Ankara'dır cevabımız Ankara. Sıcaklık arttıkça termometre hanesinde bulunan renklendirilmiş alkol veya civa genleşerek kılcal bollarda yukarı doğru yükselir. Azaldıkça ise iner. Buna göre göstergesi en aşağıda olan Ankara en soğuk ilimizdir. Yani yanıt A şıkkıdır arkadaşlar. Termometrelerde sıcaklık etkisiyle hacimdeki değişim meydana gelen maddeler kullanılır. Bakın arkadaşlar burada hacim arttıkça sıcaklık artıyor demektir azaldıkça azalıyor demektir. Bu maddeler şunlardır arkadaşlar. Termometrelerde civa ve alkol kullanılır. Ortamın sıcaklığı yükseldiğinde hacmi artan sıvı cam boru da yükselir. Bu şekilde sıcaklık değişimi veya sıcaklık değerleri ölçülmüş olur. Teknolojinin gelişmesiyle dijital elektronik termometreler üretilmiştir. Bazı ölçümleri hafızalarında tutabilen termometreler de vardır arkadaşlar. Burada bir hasta termometresini görmektesiniz. Günümüzde kullanılan farklı yapılarda termometreler vardır. Bunların önemlileri sıvı hazneli yani en çok kullanılan ve dijital termometreler bu arkadaşlar. Termometreler kullandıkları alana göre farklı hassasiyetler yapılırlar arkadaşlar. Kullandıkları yere göre termometreler odayı ölçmek için laboratuvar termometresi bu. Metal termometre ise budur arkadaşlar. Burada klinik hasta termometresi de budur. Odanın sıcaklığını ölçmek için kullanılan termometre ile hastanın vücut sıcaklığını ölçemeyiz. Hasta termometrelerinin küçük bir sıcaklık değişimi bile ölçebilecek kadar hassas olması gerekir. Yani şurada hasta termometresini görüyorsunuz arkadaşlar. Sıcaklığı ölçen alet aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar sıcaklığı termometre ölçer. Esin bir bardak ılık süt içmek istedi. Sütü cezveye koyarak ısıttı. Ancak istediğinden daha sıcak olduğunu görünce dolaptan soğuk süt çıkararak istediği kıvama getirdi. Sütün bu şekilde ılıklaştırılması neyin sonucunda oluşur arkadaşlar? Isı alışverişinin sonucunda oluşur. Sıcak süt ve soğuk süt arkadaşlar arasında ne oldu? Isı alışverişi oldu ve ne oldu? Sıcaklıkları dengelendi. Isı alışverişi esnasında sıcak ve soğuk maddeler nasıl davranır? Arkadaşlar sıcak madde ne yapar? Isı verir. Soğuk madde ise ne yapar? Bunu sildik. Soğuk madde ise ısı alır arkadaşlar. Soğuk madde ısı alır. Sıcak madde ısı verir. O halde hangi şıkta var bu? D şıkkı ısı verir, ısı alır şeklinde olacak. Katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine ne diyorduk arkadaşlar? Erime diyorduk. Şöyle bir tekrar yapalım. Madde değişir neyle değişir arkadaşlar? Isıyla. Neden olur bozunmaya? neden olur hal değişimine arkadaşlar. Örnek erime, donma, yoğuş, buharlaşma ve yoğunlaşma. ısı etkisiyle arkadaşlar bunlar olur. Madde değişir doğal oyları. Örnek rüzgar, yağmur, kar gibi doğal oyları var. Arkadaşlar erime ve buharlaşmada ısı alır. Alır. Donmada verir. Yoğunlaşmada ısı verir arkadaşlar. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Benim için teşekkür